1-3-1'i kazanır şu anda Nasır tarafı. Ama tabii 1-3-1'de bu sefer biraz evvel Beşiktaş'ın olduğu gibi çaresiz bir takım yok Paparazzo Masovilayis tarafında. Neden? Çünkü ellerinde savaş başlatabilecek. Atıyorum Vex ittirdi, geldi ortaya. Leona engage'i yaptı. Vex takip eder, birilerini eritirsiniz. Genel olarak ben iki takımın da kompozisyonunu beğendim. Yani olay senin dediğin noktaya giderse tabii ki de Nasır'ın bir tık önünde olduğunu görebiliriz. Ama olay oralara gelmeden takım savaşlarında Supermassive bir tık önde çıkarsa... Sanırım 3 barikat aldı alt koridordan. Aynen öyle. Tek başına 3 barikat almış. Yani bu alametin ilk kuleye getirmesi lazım Supermassive. Aynen öyle. Yani aldığınız... Evet, alamet açılıyor. Yani Nasır bunu öngörüp bir cevap veremez miydi sence? Ya denediler, geciktirdiler, şanslarını denediler ama... Aslında Supermassive Blaze istediği oyunu oynadı. Bu arada ulti de kullanıldı minyonları temizlemek için ama mekan sapması geliyor. Nuke yerine mıhlanacak şimdi. Kire'yi takip edecek, bir de Japanese'den sıçra ölüm cezası. Skoru kime bırakacaklar? İlk kan da Grey Pass'la gidiyor. Dakika 12, çok geç bir ilk kan. Harita hamleleri görüyoruz. Yani bir takım... Ne yaptı? Dedi ki tam biz alt koridorda durmayacağız. Alamete gidip alameti alacağız. Zannedersem burada savaş istemeyecek Nasır. Bir de ikinci alamet zaten verimli kullanımı çok kolay olmuyor. Ruin, Ruin Mega'ya çok Mega yakın. Mega olmak üzere. Aa, ama Hop'u kullandı. Hop'u kullandı dediğin gibi. Oldu. Ruin cezası içeri girdi Japone'ye. Şimdi güzeldi sersemletme Ruin için. Yan tarafta içe giden bir Graver ama Grey Pass. Muazzam hasar yan taraftan. Bir de Neremin'e bırakılan bir bitkinlik var. O yetenek de tuttu. Neremin çok az canı var. Son vuruş Kirey'den geliyor. Mızrağıyla beraber güven aldı skoru. Omurga kıran bu aralar hakikaten iş yapıyor. Yeni mırtanan bir Saez var. Kritik hasar çok fazla. Yok ettiler ya. Yani skor Bolulu'ya gitti ama Grey Pass'in hasarı yok etti orayı. Kirey sanırım tek başına bu ejderi takımına kazandıracak. Neremin'in ikinci eşya seçimi de hayalet dansçı olmuş. Orta koridor kulesi Supermassive Blaze'e gidiyor. Onlar da üçüncü kulesini aldı bu karşılaşmada. Bolulu. Bolulu Parustan güzel yalnız yakaladı. Güzel bir ulti. Bolulu çıkabilecek mi oradan? Son vuruş yetti orada. Tutuşturla beraber skor. Parus'ta kalıyor. Yalnız Japone'de düştü. İki skor birden Grey Pass'la ama Grey Pass'la avlamayı başardılar. Sayes'den buraya kadar altını. Şimdi Hop'la birlikte içeriye doğru giren bir Ruin var. Ayakta kalan tek isim Parus. Nasıl kazandılar burayı? Yani karşılıklı nasıl kazandılar olarak anlamadım. İki taraftan da çok fazla anlık hasar evet geldi ama galip çıkan Nasır oldu. Evet, şimdi Baron etrafında Supermassive Blaze rakibinin görüşlerini temizliyor. Mekan sapması kullanıldı ve ışından geliyor Ruin'den. Işından olmadığını biliyorlar çünkü Nuke'un. Sayı avantajıyla savaş isteyen taraf Nasır, bakalım çıkabilecek mi buradan? Çok mümkün değil gibi. Farus ışığı kullandı. Arada kalan bir isim var. Sayez burada Zonya'sını kullanıyor. Takım arkadaşlarının uzaklaşması için bayağı bir vakit kazandırdı ama az önce işte Nuke'un kullandığı ışınlarını çok iyi cezalandırdı burada Nasır. Ve şimdi Baron'a başlıyorlar. Silahlar en optimal seviyede değil ama şimdi Chakram da geldi. Grey Pest çok hızlı eritecek Baron'u. Yalnız Baron'u bırakıp savaş savaşa dönüyorlar Japone. Güzel bir hamle ama iyi bir fıçı geldi ve Nuke çok iyi vücut darbesiyle takip edip Kire'yi aldı. Sayız buraya doğru. O da yaklaştı, bir yardım edecek ufak bir yardım takım arkadaşına. Pek de gerek kalmadan Baron'u başladığını görüyoruz Nasr'ın. Oraya bir görüş küresi geldi. Manyak güçlü ölüm roketini Japone tanklıyor. 7000 cana kadar indi Baron. Çok da emin değil gibi Baron'u bitirme evet konusunda Nasır. Yine bir savaş isteyecekler. Ruin yalnız mega değil ama önde kalan bir Juzu var. Juzu düştü. Bu skor Ruin'de. Arka tarafta Grey Pass pozisyonunu koruyor. Nuke içeride kronometreyi kullandı. Yalnız Neremin istediği pozisyonu bulamayacak çünkü önünde kalabilecek bir tank kalmadı artık. Bu arada Ayşe nöbeti hala duruyor. Meganar hala duruyor. O yüzden kolay Baron'a gidebilir. Bolulu çok iyi pozisyonda. Bu arada Saez de yani... Bolulu'nun sıçrası da var. Neremin onun kucağına geldi resmen. Yakalandı Neremin. Bir de sersemletme Ruin'den. Ve skor Grey Pass'la gidiyor. Ama karşında Bolulu'yu kaybettiler. Ve Sayez'den de nereye? Sayez ultiyi ters tarafa kullandı. Bu arada Bolulu üzerinde Vex atılırken sıçra kullanıp takım arkadaşlarını da korkuttu. Yine de Baron'u almayı evet başardı Nasr. Alt koridorlu pek işi yok gibi Nasr Esports'un ve üst koridordaki inhibitor kulesine dayandılar. Hatta kule düşecek. Süper minyonların yardımıyla birlikte. Orta koridor minyonlarını da Ruin getirdi. Ama Meganar'la savaşa gelmek istiyor Meganar'ı Ruin. Meganar'ı bitmek üzere.
Şimdi savaş kararı tekrar geldi. Ruin mini oldu burada. Juzo'nun üzerine gidiyor. Ha. Bir sıçra tekme denemesi. Çok da istenilen olmadı Juzo tarafından. Şimdi bir ulti kullanımı Grapes'ten. Parusa verdi hasarını. Arka tarafı kullanılan yine bir fıçı var. Şimdi Vex ultisi istediğini başaramayacak gibi görünüyordu. Ruin yan taraftan rakibini rahatsız ediyor ama Grapes'in hasarı hiç tanklanabilir gibi değil. İki skor üçüncüyü de buldu. Sayez ayakta kalan son isim 4'te 4 5.'yi de bırakacaklar. Ama Greypest yok tabii ki. Yani Greypest düşmemiş olsa skor hazırlanmıştı onun için. Bir 5'te 5 anlatacaktık. Ama Nasri Sports bu buldu skorlarla birlikte. Zaten istediğini fazlasıyla başardı, fazlasıyla elde etti. 28 dakikanın sonucunda Papara Supermassive Blaze'e karşı galip geliyor Nasri. Ve galibiyet sayısını 4'e çıkarıyorlar. Yani benim aklımda tek bir soru var. Kim bu Gravepass? Nereden çıktı bu Gravepass? Gerçekten müthiş bir performans. Takımı için kötü giden pozisyonları bile ultisiyle birlikte yani yine takım adına bir avantaja çevirmeyi başardı.